Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane bir tarif hazırladım. Mantı açamayanlar, hamur açamayanlar, canınız mantı mı çekti? Bu tarifi yapın ve özleminizi giderin diyorum. O kadar pratik bir tarif. Bugün ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi sosyete mantısı yapıyoruz. Hemen yapımına başlayalım. 6 adet orta boylarda soğanım var. Soğanımı böyle bu şekilde el rondom var. Onu da çekiyorum ben. Hem sulandırmıyor hem de pratik oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Rendeleyebilirsiniz soğanı. Eğer soğanını rendelerseniz suyunu mutlaka sıkın. Bir kaba alıyorum soğanlarımı. Kalabalık aileler için bu tarif birebir. Çünkü soğanını bol kullanacağım. Kıymasını az kullanacağım. Tüm soğanlar bitene kadar küçük küçük doğrayın ya da blenderdan geçirebilirsiniz. Şimdi artık soğanlarımı hallettim. Üzerine 350 gram kadar kıymam var. Onu ilave ediyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Bayağı bereketleniyor soğandan dolayı. Üzerine bir çay kaşığı kadar pul biber. Bir tatlı kaşığı toz biber. Birazcık karabiber. Şöyle bir çay kaşığı kadar da kekik ilavesi yapıyorum. Çok az da kimyon ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar da karbonat ekleyin ki köfteler küçülmesin. Üzerine 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. 2 yemek kaşığı kadar galeta unu ekledim. Eğer size cıvık gelirse bir yemek kaşığı daha ilave edebilirsiniz. Biz ilave ettik. Toplamda 3 yemek kaşığı galeta unu kullanmış olduk. Köftemizi güzelce yoğuralım. Mantımızın iç harcını hazırlamış olalım. Ve dolapta, buzdolabında 2 saat dinlendirirseniz çok daha iyi olur. Baharatlar içine işlemiş olur. Eğer kıymanız yağlıysa sıvı yağ eklemenize gerek yok. Şimdi sosunu hazırlayan bir bardak sütüm var. Yarım su bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Yufkalarımı ıslatmak için bu harcı kullanacağım. Şöyle bir çırpıyorum. 6 adet yufkanın hepsini kullanıyorum. 5 kişilik bir aileyiz. Bize fazla fazla yetti, arttı bile. Yani rahatça bir 7 kişi tüketir bunu. Her bir yufkayı 4 parçaya bölüyorum. Bugün size bu yemeğimi kardeşim yapıyor. Ben de seslendirmesini yapıyorum sizler için. Sosumdan her tarafına sürüyorum. Hem çıtır çıtır olmasını sağlıyor, göreceksiniz. Doku testinde hem de bir ayrı bir lezzet veriyor. Kürdanlarınızı da hazır edin. Çünkü kürdanla tutturacağız birbirlerini. Sostan her tarafını sürüyorum ve böyle küçük parçalar halinde en ucuna kıymalı harcımdan koyuyorum ve rulo şeklinde sarıyorum. Bakın hiçbir katlama yapmadım. Direkt rulo şeklinde saracağız. Daha sonra gül şekli veriyorum. İçe doğru katlama yapıyorum. Ve kürdanla ucundan tutturuyorum. Sizlere de yakından görün. Gül şekli vermiş oldum. Sosyete mantılarımı bu şekilde bütün yufkalar bitene kadar aynı işlemi yapıyorum.
Fazla fazla kıymanız yetiyor, emin olun. Dolu dolu oluyor. Hiç tereddüt etmeyin. Tekrar gösteriyorum sizlere. En ucuna kıymasından koyduk ve ulo şeklinde sardık. Gül şeklinde dairesel hareketlerle içe doğru katlıyoruz. Bütün işlem hepsi bu kadar. 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Pişirdiğimiz sıcak olan mantılarımıza sarımsaklı yoğurt döküyoruz. Tamamen size kalmış bu. Üzerine de tereyağı, salça ve pul toz biberden bir sos hazırladım. Onu dökeceğim. Siz sadece salçalı sos da yapabilirsiniz. Sadece toz biberli sos da yapabilirsiniz. Tamamen zevk size kalmış. Sosumuzdan da gezdirelim. İşte hepsi bu kadar. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Canınız mantı çektiğinde bunu hemen yapın, fırına sürün. Yarım saatte hazır. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çıtırtısını da duyun istiyorum. Efsane bir lezzet. Bir sonraki yeni tariflerde görüşmek üzere. Deneyecek olanlara tekrardan afiyet olsun. İyi günler dilerim.